günler değerli izleyenler bizim kent programıyla karşınızdayız. Bizim kent programında e, kentlerin sorunlarını elbette değerlendiriyoruz ama 31 Mart'ta Türkiye yerel seçimlere doğru gidiyor ve 31 Mart'ta Türk milleti yeni belediye başkanlarını, yeni yöneticilerini seçecek ve e, yeni bir döneme başlayacak Türkiye. Biz de bizim kent programında adayları dinlemeye, adayları programlarını, planlarını sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Bugünkü konuğumuz Vatan Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doktor Rifat Mutlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Efendim şöyle İzmir'in tabii ki onlarca sorunu var. Yığılmış sorunları var ama ilk başta biz sizle başlayalım. Doktor Rifat Mutlu kimdir efendim? Nerede doğdunuz? İzmir'de demin doğdunuz. İzmir'de ne kadar yaşadınız mesela? Merak ediyorum ben. Tabii yani ben Ankara doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi de Ankara'da yaptım. Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum tıp doktoru olarak. Ve sonra yine aynı e, üniversitede e, beyin cerrahisi bölümünde ihtisasımı tamamladım. Sonra da iki yıl kadar öğretimiye yardımcılığı yaptım. Ee, ne kadardır İzmir'desiniz dediğiniz zaman e, 35-36 yıldan bu yana e, İzmir'deyim. Tabi ufak yurt dışı e, programlarımız oldu ama genelde 35 yıldır tabi İzmir'deyim. İzmirliyim. Siz e, tıp fakültesi mezunu olduğunuzu söylediniz ama alanınızı söylemediniz. Ben beyin cerrahisi uzmanıyım. Yani beyin ve sinir cerrahisi uzmanıyım. Gerçek anlamda e, tabii hem tıp mesleğini bir doktor olarak yerine getirmekten hem de beyin ve sinir cerrahı olarak e, bu konuda, bu alanda e, çalışma yapmaktan, hizmet etmekten son derece mutluyum, mutluluk duydum. Efendim sizin bazı özellikleriniz var. Şimdi siz kendiniz e, cerrah olduğunuzu vurgularınız, beyin cerrahısınız. Evet. E, kritik bir meslek. Kritik adı burada tam uyuyor sözcüğü uyan bir meslek. E ama sanatçısınız aynı zamanda, E, Nereden geldi bu karikatür e, hayatınıza nasıl dokundu efendim? Ay şimdi şöyle anlatayım. Aslında tabii hekim olmanın çok büyük bir avantajı var. Avantaj şu insanları daha iyi yakından tanıma olanağını buluyorsunuz. Bunun yanında e, insanlarımız, hastalarımız da kimi zaman çok yakınlarını anlatamadıkları gizlerini, gizemlerini tabii ki hekimlerine anlatabiliyorlar buralardan çıkan insan nedir? Yani gülen bir insan aslında gülüyor mudur? Ağlayan bir insan gerçekte ağlıyor mudur? Nedir sorunlar? Hani bunlarla daha yakın bir e, ilişkimizin olma söz konusu oldu. Karikatür konusunda ise tabii karikatür benim liseden bu yana e, yol arkadaşım diyebilirim. Aslında her sıkıntılı günde tabii ameliyatlar sonrası ee, nöbetler sonrası e, bir istirahat anında hemen uyuyamazsanız örneğin bir karikatürlü o gün yaşadığınız konuyu, çağrıştırdıkları konuyu çizebilirsiniz. Sonra bunun tabi estetik kaygısı gelir. Bu şekilde yani yaklaşık olarak tabi e, 30 yıl aşkın süreden bu yana da karikatür çiziyorum. E, özellikle <laughs> İlhan Selçuk, rahmetli İlhan Selçuk'un yönetiminde Cumhuriyet Gazetesi'ne 6 yıl süreyle haftada 3 kez ee, karikatürlerim yayınlandı. O zaman daha yoğun karikatür çiziyordum. Yani yaşama aslında şöyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Herkesin gördüğünden daha farklı bakmak. Objelerin, olguların, insanların, oluşturduğu toplulukların daha arka planına kaymak ve gerçeği göstermek. Tabii gerçeği göstermek eleştirel bir bakışla olabilir. Bu nedenle benim çok keyif aldığım bir uğraşım. Halen devam ediyorum. Şimdi diğer uğraşlarınıza da geçeceğim. Ama karikatüristliği bırakmadınız. Ee, siz bu bez torbalara geçiş döneminde de bez torbaya ilişkin de bir karikatürünüz oldu ve bunda Vatan Partisi bez torba olarak bastırdı ve halka dağıtıyor bildiğim kadarıyla değil mi? Evet. Benim için de sürpriz oldu. Gerçekten o bu naylon poşetin zararı hepimiz tarafından evet. biliniyor. İşte yasaklandı masaklandı ama Tabi bu konuda bir karikatür çizmiştim. Yani e, insanlarımızın hakikaten yaşamına yönelik, kendi işlerine yönelik olan bir uygulama. E, o nedenle çizdiğim bir karikatürde de e, sağ olsunlar, öncü kadın e, bir e, alışveriş torbasının üzerine basarak bana sürpriz yaptılar, onur verdiler. Çok büyük bir incelik gösterdiler efendim. Efendim cerrah karikatürist dedik ama siz aynı zamanda siyasetçisiniz. Siyasetin içinden de e, geliyorsunuz. Vatan Partisi İzmir İl Başkanıydınız. İstifa edip bu yolda devam etmeyi tercih evet. ettiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aday e, oldunuz efendim. İzmir'de ait de önemli e, işler yaptınız. Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi tabii aslına bakarsanız siyaset tabii hekimliğin özünde olan bir olay. Sanatın özünde olan bir olay. Yani bakıp görüp dertleri dinleyip doğrusunu düşünürken ya bunları kendinize saklayacaksınız ya da daha geliştirerek toplumsal katmanlara insanlara anlatacaksınız. Desteğini bulacaksınız. Bu şekilde başlayan bir olay. O da bir süredir devam ediyor. Evet. Yani aslında hekimlik, karikatüristlik ve siyaset yani birbiriyle çok yakından ilişkili benim için. Gerçekten. Böyle hani keyifli bir tabii yaşam süreci oluyor. Tabii ee, örneğin ben e, 1999 yılından sonra önce Genel Sekreter Yardımcısı olarak Büyükşehir Belediyesi'nde sonra da Başkan Danışmanı olarak çalıştım. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde aslında e, yöneticilik yaptınız. Evet. Yani Genel Sekreter Yardımcılığı, e, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcılığı anlamına geliyor. Evet. Yani ismi o değil ama. Tabii bu çerçeve içinde... E, Örneğin insanla, yaşayanla, doğayla ilgili tüm konulardan da sorumlu olan bendim. İyisiyle, kötüsüyle. Gerçekten bu alanda önemli olduğunu tabii ben söyleyemeyeceğim ama özgün bazı çalışmalar yaptım. Örneğin bunlardan bir tanesi AX110. AX110. acil kurtarma sistemi, acil kurtarma servisi. Daha önceden kurulmuş olan, daha doğrusu depreme yönelik olarak hazırlık bağlamında gelmiş olan donanımı... E, e, sadece bir yılın belli aylarında tatbikatta kullanılması için kullanılan donanımın insanların kaza geçirmeleri halinde trafik kazalarında kurtarmaya yönelik olarak bir proje hazırladım. Ve onu uygulamaya geçirdim. Burada da tabii söz konusu olan şey şu. Örneğin e, bir e, itfaiyeci, kurtarmacı arkadaşımızı doktor yapmak mümkün değil. Doktoru da kurtarmacı yapmak mümkün değil. Aslında biz ikisini entegre ettik. Gerçek anlamda orada çalışan sağlık personeli, paramedikler, hekim arkadaşlarımız uzman bir kurtarmacı gibi, uzman bir itfaiyeci gibi konuyla çalışmaya başladılar. İzmir'den başladı Aks 110 ve şu anda Ege bölgesinde yaygın olarak çalışıyor. Özellikle trafik kazalarında. Çünkü çarpışma sonucu olan. Ee, ve başka bazı kazalarda sıkışmaya yönelik olarak son derece başarılı hizmet veriyor. 10 yılına 15 yılına geçti yani. Efendim ben cerrah, karikatürist ve siyasetçi dedim. Siz İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni aslında tanıyan, bilen, İzmir'de de bilen birisiniz. Evet. Belediyeciliği de bilen birisisiniz. Evet. Şimdi seçim sloganınıza e, dikkat çekmek istiyorum. Değerli izleyenler, e, Rifat Bey'in soyadı Mutlu. yayında en başta da belirtmiştim. E, Vatan Partisi de İzmir için şu sloganı tercih ediyor. Mutlu insan, mutlu üretici, mutlu gençlik, <laughs> mutlu kadın ve mutlu kent. Efendim isterseniz mutlu insandan bahsedelim. Tabii. E, niçin mutlu insan? Niçin mutlu insan? Şimdi mutlu insan nedir? Önce ona bakmamız lazım. İzmir gerçek anlamda 8 bin yıldan daha fazla dam bu yana insanların bir beyni odağı olan bir kent. Burada yaşayan insanlarımızın da mutlu olması gerekiyor. Ama mutlu olması için kuşkusuz ki yeterli bir hava alması lazım, su bol bol yani temizliğine, hijyenine yönelik su kullanması lazım, üretmesi lazım, tarım alanlarında üretmesi lazım, tarım alanlarında. Ee, üretimin su nedeniyle engellenmemesi lazım. Havanın temiz olması lazım. Çünkü e, belki daha sonra değinebiliriz. Yani İzmir oksijen fakiri bir kent. Ee, oksijen az olunca insanlar tabii mutsuz oluyor. Çarpık kentleşme, e, bütüncül kent planlarına uymama, otoritenin yeterli ağırlığını gösterememesi ve kuşkusuz ki belki bazı kişisel çıkarlar nedeniyle İzmir bütüncül planlardan çok fazla bir oranda ayrıldı. Bunun sonucunda hepimizin yaşadığı bazı olumsuzluklar var. Bunu biliyoruz. Örneğin bir biraz fazla yağış olduğu zaman her tarafı sel basıyor. Değil mi? Yani insanlarımız daha önceden yaşam kayıpları oluyordu ama şu anda yaşam kaybı olmasa bile gerçek anlamda çok ciddi olarak maddi zarara uğruyorlar. Büyük tehditler altındalar. Bunların nedeni tabii çarpık kentleşme. Sonuçta ne oluyor? İnsanlar mutsuz oluyor. İnsanlar sağlıksız oluyor. Zaten sağlıksız insanın mutlu olması düşünülemez. Aslında mutlu üretici kısmına da biraz girmiş olduk. Sağ olun. Mutlu üreticiyi de isterseniz konuşalım. Tabii şimdi İzmir özelinde baktığımız zaman gerçekten İzmir Tarım kenti, sanayi kenti, turizm kenti, evet. e, bir ticaret merkezi, çok büyük limanı olan bir kent. E, ancak tabii ne yazık ki e, Turgut Özal'dan bu yana, yani 12 Eylül'den sonra uygulanan, yani köylünün, e, tarımsal üreticinin toplumun üzerinde bir kambur gibi nitelenmesi nedeniyle sürekli olarak darbelere uğradı. Ve bu nedenle şu anda tarımla uğraşmak aslında geçimini sağlamak değil de sanki üzerine katkı yaparak sürdürülecek bir iş haline geldi. Bunun başka nedenleri var. Örneğin tabi tarımsal sulanabilir, tarımsal alanlara suyu yeterli su verilememesi, yüksek ücretli su verilmesi bunlar çok çok önemli. Acaba bunun yanında ee, ta, İzmir'i tabii bir ova şeklinde bir çukur bir kent. Dolayısıyla tabi e, kentlere yani yerleşim yerlerine çok yakın sanayi tesislerinin olması, buradan çıkan tabi e, zehirli gazların tarım ürünlerinin üzerine basması e, ne oluyor? Hem tarımın kalitesini hem de tabi verimini ve e, miktarını azaltıyor. Bu nedenle tabi insanların mutlu olması için özellikle tarım kesiminin üretmesi gerekiyor tarım kesiminin üretiminin önündeki engellerin kalkması gerekiyor. Eğer bakacak olursak, şimdi İzmir'in nüfusu artıyor. Evet. Ama İzmir'in tarımla uğraşan, örneğin Bakırçay Havzası, Küçük Menderes alanında, havzalarında tarımla uğraşan ilçelerde nüfus azalıyor. Bunun nedeni şu, artık tabii orada genç nüfus kendilerine bir ekmek bulamadıkları için kentin merkezine e, Geliyorlar nasıl geliyorlar vasıfsız işçi olarak geliyorlar. Bu da tabii kentin merkezinde bir obezite şişkinlik yaratıyor. Demek ki eğer üretimi artırırsak üretimin artırılmasındaki önündeki engeller kalkacak olursa, o zaman gerçek anlamda insanlar üretecek. Bizim tabii e... kent sorunlarına ilişkin de e, tanımlamalarınız genellikle tıp. E, camiasının yakından bildiği ifadelerle... Tabii ama yapıyoruz. şöyle, biz tabii insan odaklı bir siyaset, insan odaklı bir yönetim biçimi öneriyoruz. E, unutmayalım ki İzmir, hangi partiden olursa olsun gelen büyükşehir belediye başkanları ve yönetimleri tarafından emeğin ve doğanın sömürüldüğü bir kent haline gelmiştir. Yani biz yönetimimizde ne doğayı ne emeği sömürtmeyeceğiz. İnsan odaklı, çevre odaklı olacağız. Sizin e, bazı açıklamalarınız var onlara geleceğim ama öncelikle siz de vurguladınız e, kırsaldan kente bir e, göç evet. durumu söz konusu diye. E, İzmir şöyle de bir göç alıyor İstanbul gibi Ankara gibi büyük metropollerden de İzmir'e doğru bir e, yönelim var. Ancak e, İzmir'in kentleşmesi e, buna uygun mu değil mi? E, siz belediye başkanı olduğunuzda bu kentleşmeye ilişkin düşünüyorsunuz. E, Hangi politikalar izleyeceksiniz, neler yapacaksınız? Buyurun. Öncelikle tabii bütüncül kent politikalarının, kent planlarının ödünsüz uygulanması gerekiyor. Bütüncül kent uygulanması derken örneğin bir örnek vereyim. Buyurun. Ee, şimdi ruhsatı da alınmış olan Pasaport'ta İzmir'in merkezinde bir e, gökdelen e, konusu var. Yani 45 katlı, 250 metre yüksekliğinde... ...bir bina yapılması isteniyor ve ruhsat verilmiş buna. Ruhsatı verenler... E, ...kamu otoriteleri... ...yani yerel yönetimler... ...buna karşın şu anda Mimarlar Odası... ...tabii mahkemeye başvurular... ...ve benzeri şekilde mücadele ediyorlar. Hı hı. Biz bu mücadelenin ...tabii yanındayız, arkasındayız. Çünkü yani bakın bu mesai... ...bir kent planlamasına ne kadar aykırı olan bir olay. Gerçekten orada... ...250 metre yüksekliğinde bir... E, gökdelen yapıldığı zaman... Kadife Kale 186 metre onu bile geçmiş olacak. Ayrıca tabii bölgenin trafiği alt üst olacak. Zaten çok yoğun. Buna benzer olarak yani mesela <laughs> alışveriş merkezleri var. Alışveriş merkezleri örneğin Gaziamir'de havaalanına giderken bir alışveriş merkezi yapılmıştı. Biraz iyi iş yapınca hemen yanına ikizi yapıldı. Yapılsın ama yapılmasın ama hani yapılıyor ama oradaki bütün kent trafiğini alt üst etti. Müzik <laughs> Ne yapacaksınız? Mesela Vatan Partisi AVM'lere bakışı nasıl? Siz belediye başkanı oldunuz. AVM'lere bakışınız nasıl olacak efendim? Evet. Şimdi e, durum şu. İzmir'in tüm girişlerinde, kent merkezlerinde AVM'ler e, bir ölümcek gibi sarmış durumda. Şimdi e, İzmir'imizi bunun önemi şu. Yani gerçek anlamda toplumun e, toplumumuzun, kentimizin çimentosu olan esnaf çok çok zor durumda. Çünkü ...AVM'ler açılınca hepimiz bilir... ...60 bin ürün satılıyor. E, çeşitli hobi alanları var. Ve Cumartesi, Pazar dahil... ...onlara, on buçuklara kadar çalışıyor. Yani orada esnafın yaşaması mümkün değil. Bu bağlamda, örneğin... E, ...bundan sonra eğer bir başvuru olursa... ...AVM'lerin gerçekten kent dışına... E, ...da ancak yapılabilmelerini sağlayan... ...bir imar değişikliği ya da programı uygulayacağız. Onun dışında tabii çalışma saatlerine gerçekten kısıtlama getireceğiz. Kaldı ki tabii bu... Yani AVM'ler ona kadar çalışmasın mı diyeceksiniz? Nasıl olacak efendim? Şöyle, cumartesi pazarları örneğin belli saatte çalışacak. Hı hı. Yani ondan sonra 10'a 11'e kadar çalışmayacak. Çünkü orada AVM çalışanları da çok büyük bir oranda sömürülüyor biliyorsunuz. Sonra tabii içinden tren geçen, metro geçen tramvay durağının yanında AVM'ler yapılıyor ki işte yolcu yani müşteri gelsin diye bunlardan vazgeçeceğiz. Amacımız gerçek anlamda hem tarımsal üretimi yapan üreticilerin e, gerek su gerek tamiz hava gerekse diğer düzenlemelerle üretmeleri onlara diyeceğiz ki üretin. Üretin. Ürettikçe tabii ki esnafımız canlanacak yani sonuçta. Ama AVM'ler olmazsa, eğer AVM'ler olursa esnafı öldürüyor. Yani zaten bu tamamen ranta yönelik olan bir giriş. Şimdi biz ne diyoruz? Rant ekonomisi değil üretim ekonomisi diyoruz. Evet. Yani buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi, şimdi efendim kentleşmeye e, önem veriyorum. Onunla ilgili yine bir soru daha Sağ sormak istiyorum. Sayıştay raporlarında İzmir'de 300 bin konutun e, depreme dayanıksız olduğu vurgulanıyor. Yani bu da nereden bakarsanız kentin kent merkezinde olan bölgelere bahsediyorum. Önemli bir kısma. Evet. E, Depreme dayanıklı binalar nasıl olacak? İşte gördüğünüz Kartal'da bir binamız çöktü ve onlarca canımız yaşamını kaybetti. İzmir ki deprem kuşağında olan bir bölge ve 7.4 şiddetinde bir deprem olma olasılığı İzmir'de mümkün. Buyurun. Evet. Şimdi <laughs> öncelikle şunu vurgulamamız lazım. İzmir'imiz için ta 1999'larda 2000'lerin başında yapılan bir deprem master planı var bu yeni bir dönemde yapılmadı. Deprem master planını kentleşmeyi yeni uzantılarında içine alarak bir kere yinelememiz gerekiyor. Bilim adamları tarafından tabii yapılacak olan bir olay. Büyükşehir Belediyesi önderliğinde ve e, finansmanını Büyükşehir Belediyesi sağlayacak şekilde kentin ona göre örgütlenmesi gerekiyor. Ama buna karşın bakıyorsunuz. çok önemli bir fay hattının geçtiği yerin üzerinde okullar ve benzeri işte alışveriş merkezleri yani insanların yoğun olarak yaşadığı binalar yapılabiliyor. İzmir'de fay hattının üzerine üniversiteler var efendim. Yani, doğru. Evet. Yani bu, bunlar çok çok bunlar tamamen şey yani ekolojiyi, insanı Dışlayan sadece ranta yönelik olan yatırımcılar. Şimdi baktığımız zaman zaten konumuz bu değil biliyorum ama alışveriş merkezinin ortakları arasında kaç tane İzmirli var? Kaç tane e, asgari ücretli var? Kaç tane e, normal ücret alan bir kişi var? Yok. Bunlar tamamen yurt dışı ve yurt içinde e, para sahiplerinin e, rant kazanabilmek için oluşturdukları yerler ne bakkallıkla ne manavlıkla ne kasaplıkla en ufak bir alakalı 60 bin ürün satılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Esnaf diye bir şey kalmıyor. Kalmadı zaten. Şimdi mesela Gazi Emir'e gidin, başka yere gidin. Bir tane esnaf bulamazsınız. Ne bakkalı ne manavı. Oysa tabii esnaf demin de söz ettiğin gibi toplumun çimentosu. Yani derler ya bakkal amca olayını. Biz dönemimizde bakkal amcayı tekrar yaşama geçireceğiz. Çarşıları şenlendireceğiz diyoruz. Konut sorununa peki nasıl bir müdahale etmek lazım? Çünkü e, genellikle bu kentsel dönüşüm yenisini yap yerine yenisini yap şeklinde oldu ve yine geniş kitleler özellikle e, alt tabaka ortanın da altı olan tabaka e, eşsiz kentsiz bir, bir öğ öğretmen e, kirada İzmir'de evet, örneğin bir örnek vermek evet. gerekirse iyi bir örnekte öğretmen açısından. Bunu nasıl çözecek İzmir Büyükşehir Belediyesi sizin yönetiminizde efendim? Tabii şimdi bir kere son derece açık olan bir olay. Demin de söz ettiğimiz gibi İzmir öncelikli deprem bölgeleri arasında. O nedenle kentsel dönüşümün olması lazım. Zaten onun dışında mesela bina envanterine bakacak olursak birçok bina e, e, deprem şartnamesini taşımıyor. Yani depreme dayanıksız bugün koşullarda bile. Gerçek anlamda bir kentsel dönüşümü evet. yapmamız lazım. Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşümlerinden birisi 54 milyon metrekare alanla Karabağlar'da biliyorsunuz aslında. Diğer tabi alanlarda da var. Bölgelerimizde de var. Burada gerçekten sağlıklı bir kentsel dönüşümün yapılması gerekiyor. Ancak şimdi sordunuz planlama. Örneğin bir gökdelen alanı var değil mi? Şimdi İzmir'de de hani bir moda oldu gökdelenler her yerde oluyor falan. Şimdi onun için planlanmış olan bir yer var. Bayraktı evet. bölgesi. Ee, ama bakıyoruz ki mesela o bölgenin dışına demin de verdiğimiz Altancak'taki gökdelen bağlamında çok fazla taşmalar oluyor. Yani örneğin Manas Bulvarı'nın doğusunda herhangi bir gökdelen olmamasına karşın şimdi isim vermeyeyim çok büyük alışveriş merkezleri gökdelenler burada yapılıyor. Bu şuradan kaynaklanıyor. Bir i̇şte şey gerçek anlamda bilimsel olmamak. konuyla ilgili olarak tabii kitle örgütleriyle, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarıyla gerçek anlamda bir ortak akıl yaratamamak. Bu çok önemli bir olay. Yani kitle örgütleri, meslek odaları bir kentin ortak aklını oluşturan bir olay. Değil mi? Bu son derece açık olan bir olay. Suda da, havada da, kentleşmede de. Ee, böyle bir e, uyum ve uzlaşma sağlamıyor. Ben yaptım deniyor ve o oluyor. Bu çok yanlış nedenlere sebep oluyor. ve Bir örnek bir başka örneği çağırıyor. Demin yani Alsancak'ta e, pasaportta İzmir'in en yoğun ve tarihi sit bölgesine olduğu yerde 45 katlı bir gökdelenin ruhsatına alınması 250 metre yüksekliğinde. Bu bunun en çarpıcı örneklerinden birisi. Tek değil ama en çarpıcı örneklerinden birisi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimizde kesinlikle bir ortak akılla yöneteyiz. Ortak akıl dediğimizde tabii ki meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kitle örgütleriyle birlikte ve bilimsel doğruyla hareket edeceğiz. Bu şekilde tabii çarpık kentleşmenin önüne geçeceğiz ki insanlarımız hakikaten İzmir'de yaşarken mutlu olma şansını taşısınlar. Efendim kentsel dönüşüme paralel olarak bir de trafik sorunu var. Evet. Yani bu bizim büyük kentlerimizin problemi ama İzmir'e baktığımız zaman İzmir'de ciddi bir trafik sorunu var. örnek vermek gerekirse bir Ankara asfaltı var ki üniversite bölgelerinin olduğu yerlere, Ege Üniversitesi'nin olduğu bölge. ...mesai saatlerinde şunu biliyoruz... ...İstanbul-Boğaziçi Köprüsü'nün... ...sıkışıklığıyla aynı oranda bir orana evet, sahip. Evet. Trafiği nasıl çözeceksiniz? Önce bir kere tabii... ...verilerden ortaya çıkmamız lazım. Örneğin Kasım 2018'de yayınlanan... ...Türkiye İstatistik Kurumu'nun... ...TÜİK'in... ...İzmir'de kayıtlı motorlu taşıt... ...sayısı var. Bu ne kadardır diye soracak olursanız... ...ben size söyleyeyim 1 milyon 300 bin küsur. Peki... Ee, bu yani trafiği kilitleyen önemli unsurlardan birisi de otopark sorunu. Peki ne kadar otopark var? 20-25 bin civarında. Yani 1 milyon 300 bin motorlu araç var. 20-25 bin civarında da bir otopark var. Otoparkların tabii ki çok önemli bir işlevi var ama burada son derece açık olan bir olay. Alternatif yolların oluşturulması lazım. Bunun yanında da deniz ulaşımına ayrıca önem vermek lazım ve toplu taşım araçlarının giderek arttırılması, insanca bir yolculuk yapılabilecek hale getirilmesi lazım. Şimdi örneğin diyelim ki tramvay değil mi şu anda çalışıyordu ama o kadar yoğun bir kalabalık oluyor ki iş çıkışlarında özellikle sabahları bir iş çıkışlarında insanlar hayatlarından beziyorlar. Yani orada sıkışmaktan, nefes alamamaktansa yürümeyi tercih edenleri ben biliyorum. Demek ki bunların gerçekten insancıl, amaçlı, güzel bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Deniz ulaşımı çok önemli bir olay. Yani İzmir'in en büyük şansı deniz ulaşımını tüm ilçelerin hemen hemen, Körfez kenarında olan, eğer yeterli deniz ulaşımı sağlanabilirse karayollarındaki trafik son derece azalacak bir. İkincisi, alternatif yolların bulunması lazım. Örneğin, demin depremden söz ettik. Hı. Şimdi, <laughs> e, altın yolu, mesela altın yol, yani e, Konak, Bornavaya ve Karşıyaka, Çili'yi bağlayan, hepimizin bildiği altın yolun bir alternatifi yok. Ama altın yol, aslında bir sabunlaşma riski çok olan bir deprem hattı üzerinde. Yani bir deprem anı anda bile aslında o yol tamamen kapatılabilir, kapanabilir, engellenebilir ve ama bir alternatifini bulamıyoruz. Yolların alternatifini oluşturmamız lazım. Ee, Ayrıca tabii trafiğe motorlu araçların çıkmasını önlemek için toplu taşım araçlarına özendirmek, insanların daha keyifli yol, yolculuk yapabilmelerini sağlamamız lazım çok önemli bir olay. Şimdi tabii e, engellilere yönelik örneğin engellilerin tabii ulaşım toplu ulaşım araçlarında yolculuk yapabilmeleri, binmeleri oldukça güç. Bunu bilmemiz lazım. Yani oraya yazılıyor engelli falan diye ama bu ne kadar işe yarıyor? Bu çok önemli bir olay. E, bunları bir bütün olarak ele almamız lazım. Bu, bugün ulaşım tabii vazgeçemeyeceğimiz bir şey. Ama bugünkü Yollara alternatif oluşturmamız lazım. Mutlu Kent'te siz engelliler için neler yapmayı planlıyorsunuz? Engellilerin şimdi e, nüfusumuzun yüzde on iki'si engelli olarak kabul ediyoruz. Yani şu anda en son verilerle dört milyon üç bin nüfusumuz olduğuna göre demek ki en az dört bini aşkın bir engelli hemşerimiz var. Kesinlikle bunların özellikle çok önemli bir kısmı evden dışarı çıkamıyor. Yollarda hani trafikte işte araçların kaldırımlara çıkması ve yerel otoritelerin konuya özenle ilgilenmemesi nedeniyle e, ulaşım yapabilmeleri zor. Birçok binaların ruhsatı alınıyor ama ruhsatta bazen hani iş olsun diye yapılan engelli rampaları var. Bunların gerçek anlamda engellilerle birlikte çözülmesi gerekiyor. Bu nedenle tabii büyükşehir belediye başkanlığına geldiğimiz zaman etkili karara etkili olacak olan engelli meclisini oluşturacağız. Engelli toplum örgütlerinin tabii temsilcileriyle ve katılımlarıyla. Bunun yanında engellilerin o kadar çok sorunu var ki Sayın Hakkaya. Yani evden çıkamamak dışında işsiz ama katılamamak ve bunun yanında tabii engelli ailelerin evde engelli bireylerine bakmak için bağlanması gibi bunlarla ilgili sorunları da çözmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne engelli daire başkanlığı oluşturacağız. Ve her engel grubuna yönelik belli şubeler olacak. Tabi amacımız bürokrasiyi arttırmak değil. Ama ciddi olarak ele alıp çözüm getirmek. Örneğin <laughs> ben Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı iken engelliler de benim sorumluluğumdaydı. Ve mesela ilk kez engelliler meclisini ...orada toplamıştık. Bunu devam ettirmek istiyorum. Bir deneyim var. Evet ee, evet efendim. Efendim şöyle ben merakımdan soruyorum. Bu Buyurun. dairede, bu daireyi kim yönetecek? Yöneticileri kimlerden olacak? Şundan soruyorum. Yani sağlıklı vatandaşlar mı olacak? Yoksa engelli yurttaşlarımız da o dairenin üyesi, yöneticisi olacaklar mı? Şimdi tabii aslında belli prosedürler var. Yani şimdi daire başkanı olmak demek belli bir tabii bürokratik geçmişi evet. olmak demek. E, bürokrasiyi bilmek demek. Ama işin esası şu, gönlünde bunu hissetmesi gerekiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu baş, beyninin en önemli kısmına yerleştirecek. Başkan dahil olmak üzere. Hı. Sadece fotoğraf vermek için değil, sadece bayramlarda ziyaret etmek için değil, bu bağlamda engellilerle birlikte çözüm ulaştırılması gerekiyor. Örneğin şu anda incir altında engelliler merkezi var. O da evet. benim. Genel Sekreter Yardımcılığım sırasında e, tabii rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Pirişnan desteğiyle projeyi kabul etmesiyle olan bir olay. Bu kent ormanının olduğu bölgenin evet, evet. Orada arayın. mesela engelli merkezi vardır. Engelli merkezini ben şu nedenle düşünmüştüm ve yaptım. Çünkü orası çok güzel. Deniz kıyısında siz de belki gitmişsinizdir. Gittim. Güzel bir kahve ve sosyal alanları içerir. Yani orayı engelliler işlesin. Engelliler gelsin. Ama doğadan faydalanmak isteyen engelsiz vatandaşlar da gelsin. Yani bir entegrasyon sağlansın diye. Bu ve buna benzer yapılacak çok şeyimiz var. Yani e, engellilere eğilmek demek tabii kesinlikle onlara acımak değil. Bunun dışında tabii şimdi siz sordunuz. Mesela engelli daire başkanlığı. Şöyle bir olay var. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi var aslında. E, Halen ve çok uzun yıllardan bu yana engelli ile ilgili Uluslararası Birleşmiş Milletler'in evet. kurulu biz de buna imza attık, kararlarına imza attık. Burada da engellilerimize çok fazla haklar tanındı. Siyasete katılma, aktif olarak hayatın içinde olma, istihdam edilmeleri ve benzeri. Fakat engellilerimiz bu haklarını tam yeterince bilemiyor, kullanamıyor büyükşehir belediyesi olarak engellileri hem bu haklarına, hukuki sorunlarına çözmek, çözümüne yardımcı olmak çok önemli olan bir olay ve bir de onları yönlendirmek, daha mutlu olmalarını sağlamak. Bunun yanında tabii bir şey var. Demin söz ettiniz. Bir de yani sürekli olarak da engelli sayımız artıyor. Bu nereden oluyor? Tabii trafik kazalarından oluyor. Akraba evliliklerinden oluyor. %23'ü bu nedenle tabii bu konuda da halkımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Efendim e, bir şey daha şimdi siz geçen açıklamanızda şöyle bir vurgu yaptınız. Dediniz ki bu çok tartışılan bir konu İzmir açısından e, su. Evet. E, İzmir aslında diğer büyük şehirlere göre daha e, pahalı suyu kullanan kentlerden birisi. Sizse biz bunun maliyetini halka yansıtacağız dediniz ve bir ek yaptınız. Üreticiye ücretsiz vereceğiz dediniz. Evet. Nasıl yapacaksınız? Nereden bulacaksınız bu kaynağı efendim? Şimdi şöyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi otoriteleri tarafından açıklanan bir olay var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yüzde otuz oranında su kaybı var şebekeden. Yani İzmir su fakiri bir il. Örneğin su kısıdı, su azlığı olan yerlerde, kentlerde bile bir buçuk, yani 1500 metreküp en azından kişi başına kişi başına e, su düşmesi gerekirken bir buçuk. İzmir'de 1363 metreküp düşüyor. Yani su kısıtı var. İzmir tabi sularının yüzde zaten yeraltı kaynaklarından sağlıyor. Hı hı. Şimdi bu bağlamda yani İzmir'de su çok değerli. Ayrıca tabi su alternatifi olmayan dünyada tek madde. Her şey yapılabiliyor ama su değil Yani suya tabii hem insanların hem doğaların hem tüm canlıların ihtiyacı var. Evet. Bu bağlamda gerçekten önce şunu söyleyeyim. Yani bir kere su bizim yönetimimizde. Kesinlikle ticari bir meta olmayacak. Yani insanlar bunu almaya, kullanmaya mecbur diye üzerine şu kadar da şunu koyalım, bu kadar da bunu koyalım diye bir şey olmayacak. Tarım alanlarına, tarım alanlarına üretime ayrılacak olan su tamamen ücretsiz olacak. Niye? Çünkü e, çiftçinin, üreticinin e, suyu e, üretimine katması için bu çok çok önemli bir olay. Sulanabilir tarım alanlarımızın önemli bir kısmı sulanmıyor. Biz ne diyoruz? Rant ekonomisi değil, üretim ekonomisi derken bunu da kastetmiş oluyoruz aslında. Gerçek anlamda bir daha vurgulayayım. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde su ticari meta olarak değerlendirilmeyecek... Kamu kaynağı olarak değerlendirilecek üreticiye e, tamamen ücretsiz olarak su verilecek. Onun dışında içme ve kullanma suyu bağlamında da tabii ki üzerine herhangi bir ek e, şu ya da bu neden göstererek bir ek konulmayacak ve tamamen maliyetine verilecek. Bu çünkü çok önemli bir olay. Yine e, su kaynaklarının özelleştirilmesine. Özel e, su şirketlerinin kurulmasına da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Efendim İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir hastanesi var. Evet. Esref Paşa Hastanesi. E, belediye burada bu alanda da işler yapıyor ama siz diyorsunuz ki e, madde bağımlılığı çocuklarımız var. E, biz bunun önüne geçeceğiz. Neler yapacak yaparak geçeceksiniz efendim? Evet. Önce şöyle söyleyeyim tabii İzmirlerimizin yani İzmir Büyükşehir Belediyesinin Eşrefpaşa Paşa Hastanesi Türkiye'deki tek belediye hastanesi. Bulunduğu yer çok çok önemli. Tüm kavşaklar yani oraya son derece. Ama o bölgede çok da hastane var. Aynı işlevi gören. Yani örneğin Tepecik Hastanesi var, Göğüs Hastanesi var. Eşe Paşa de bu şekilde işlev görmesi çok fazla bir anlam taşımıyor hak sağlığı yönüyle. Çok e, sağlık hizmeti veriyor. Çok nitelikli hekim arkadaşlarımız var. Donanıma çok çok iyi bir hastane. Şimdi biz ne yapacağız? Biz şunu yapacağız. Bir kere bu işlevlerine devam ederken ve eksikliklerini tamamlarken bir uçucu madde bağımlısı yani bali ve tiner bağımlısı sokak çocuklarının tedavi edileceği bir merkez oluşturacağız orada. Bu çok çok önemli Sayın Akkaya. Evet. Çünkü yani bugün bu çocuklarımızın gerçek anlamda bir sahibi yok. Bakıldığı zaman şöyle deniyor. E bununla merkezi hükümeti ilgilensin. Bununla belediye ilgilensin. Oysa buradaki yanlış şurada. Merkezi hükümet de, yerel yönetim de, belediye kamunun cepleri biri sağ cebi, biri sol cebi. Yani şimdi merkezi hükümet yetersizlik gösteriyorsa onun yolunu açacağız. Yani bu hizmetin verilmesi bizim için önemli olan hizmetin verilmesi. Eğer hizmetin verilmesinde merkezi yönetimin herhangi bir eksikliği varsa o eksikliğini Büyükşehir Belediyesi olarak biz tamamlayacağız. İsterse yine e, merkezi hükümetin adıyla gitsin. Yani önemli olan insana hizmet değil mi? İnsana odaklı hizmet değil mi? Yine buradan tabii kalktığımız zaman <laughs> İzmir'imizde 1 milyon dolayında çocuk var. Evet. Bunların çok önemli bir kısmı tabii eğitimlerine devam ediyor şu veya bu şekilde. Fakat çok önemli bir şey var. Tabii taşımalı eğitim çıktıktan sonra biliyorsunuz okul servis araçları çok yoğun olarak hizmet vermeye başladı. Bununla da yaşanan çok olumsuzluklar var. Kaybettiğimiz çocuklar var. Değil mi? Yani arabada İzmir'de bunun de evet, oldu. Evet, evet. Türkiye'ye oldu. Türkiye'de günlerce oldu. tartıştı Türkiye'ye. Bu nedenle şunu da net olarak söylüyorum. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi okul servis araçlarının denetimini ve yönetimini yapacak aktif olarak. Tabii yani o konuda çalışan e, arkadaşlar yine çalışacaklar. Ama yönetim, denetimi, e, akışı doğrudan doğruya Büyükşehir Belediyesi'nin birinci sorumluluk alanlarından birisi olacak. Yani anneler babalar daha rahat olacak. Bir daha Alperen gibi evet. evlatlarımızı da evet. yitirmemek evet. için böyle bir önlem evet. alacaksınız. Bunun yanında şimdi açtığınız için söylüyorum. Ee, tabii bir de sokaktaki çocuklar var. Evet. Yani bunlar sokak çocukları bir de sokaktaki çocuklar var. Sokaktaki çocuklar örneğin boyacı çocuklar, su satan çocuklar. Anlatabiliyor muyum? Bunların da nedeni tabii ki ailelerinin ekonomik yoksunluk içinde olmaları. Bunların aileleriyle özellikle bu çocuklarımızın aileleriyle birebir ilişki kurarak bu çocuklarımızın eğitime yöneltilmelerine ya da ...eğitimde başarılı olmaları için gerekli olan... ...Büyükşehir Belediyesi sağlayacak. Bunlar Büyükşehir Belediyesi'nin esas işlevleri. Öbür türlü zaten buna gerek yok. Değil mi? Sadece e, zenginlerin, holding sahiplerinin... ...rantına rant katmak için... ...örneğin e, Nihat Zeybekçi... ...mesela söylüyor AKP'nin adayı. Diyor ki... E, ...biz diyor... E, ...şimdiye kadar diyor İzmir... E, sermaye çevrelerinin istediği güzel alanlar, uygun alanlar yaratamadı. Biz gelelim ilk işimiz bunu yaratmak olacak diyor. Biz böyle düşünmüyoruz. İzmir'imizin korunması lazım. İzmir'imizin kesinlikle bir İstanbul olmasının önlenmesi lazım. İstanbul kötü bir yer değil ama geldiği hali biliyoruz. Bu nedenle gerçek anlamda hem insanlarımızın korunduğu, bütüncül planlarımızın korunduğu, temiz havanın ...suyun olduğu yaşanabilir... ...çağcıl bir kent oluşturmak istiyoruz. Efendim peki... ...rakipleriniz... ...siz söz ettiniz hemen ben oradan ha, aldım... ...rakiplerinize yönelmek istedim. Ee, AKP iktidarına baktığımız zaman... ...o... ...İzmirli olmayan, İzmir'de hiç yaşamamış... Ee, ...belki olabilir, olabilir da yani. bilir... <laughs> ...belki bunun önemi yok... ...ama geçmişte Türkiye'de... ...Ekonomi Bakanlığı yapmış... Şimdi Cumhurbaşkanlığı ekonomiden sorumlu danışmanı olan da başında olan e, Nihat Zeybekçi ki belediye tecrübesi de var. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni yönetti. Evet. Onu getirdi, koydu. İzmir'e bakıyoruz. Çok tartışıldı İzmir. E, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir adayını en geç açıklayan İzmir'de partiler arasında en geç açıklayan oldu. E, sıralamaya baktığımız zaman önce AKP açıkladı ardından Vatan Partisi açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi daha sonralar açıkladı. Ve hala e, yavaş yeni yeni başlıyorlar seçime hazırlanmaya. E, geriden gelen bir görüntü veriyor. Ve Tunç Soyer çok tartışılıyor. Türkiye'nin en fazla tartıştığı kişi. Rakiplerini nasıl, rakiplerinizi nasıl buluyorsunuz efendim siz? Ben Önce de, mesela Nihat Zeybekçi'yi bir değerlendirmenizi isterim. Nihat Bey deyince tabii kendisi şahs, çok müstesna, muhterem bir arkadaşımız. Ama şöyle bir olay var. Diyor ki ben yaptım, biliyorum geleceğim ama yaptıklarına baktığımız zaman çok önemli bir olay var. Örneğin Rıza Zaraf'a başarı ödülü veren Ticaret Bakanı, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nihat Zeybetçi. Örneğin 2018'de parlamentoda verilen bir soru önergesine... ...Ekonomi ve Ticaret Bakanı olarak verdiği yazılı yanıtta şunu diyor. Diyor ki 2017 yılında 10 milyon ton... Gofret ithal edilmiş karşılığında da 7 milyon TL'ye para ödenmiştir diyor. Yani bunları e, yapan bir arkadaşımız bu son derece açık olan bir olay. Bunun yanında e, tabii bence çok olumsuz olan yaklaşımları var. Yani İzmir'i biz dünyaya açacağız diyor. Yani İzmir'in dünyaya açılması sanki e, açılması bağlamında da insanda bir şey oluşturuyor. Bir de tabii çok olumsuz bir şey oldu. Bir talihsizlik sanıyorum. E, diyor ki e, İzmir'in anayasasını birlikte yapacağız. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasa öyle belediye başkanları İzmir tarafından İstanbul tarafından yapılacak bir tane anayasa vardır. Ve ona, o anayasaya Herkesin saygı göstermesi lazım. İzmir'de anayasa, İstanbul'da anayasa dendiği zaman aklımıza başka başka şeyler geliyor. Ne geliyor efendim? E şimdi ne demek ki? Yani federal bir sisteme mi gidiyoruz biz? Yani İzmir'in anayasa'sı farklı. İşte İstanbul'da da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları dedi. Yani burada ayrı bir anayasa yapacağız. Ankara'dan yönetilemez. İstanbul'da. Ankara'dan yönetilemez diyor. Bunları reddediyoruz. Hı hı. Bunları kesinlikle reddediyoruz. Redmet, reddetmekle de kalmayıp gerçekten karşısına çıkıyoruz. Böyle bir şey olmaz. O bu niyetle söyleyebilir, şu niyetle söylenebilir ama böyle bir algının yaratılmaması gerekiyor. Tunç Söğür efendim. Tunç Söğür çok tartışılıyor. Artık şu ortaya çıktı. Vardı da resmen ortaya çıktı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve PKK'nın siyasal organı HDP'de Tunç Soyer'i destekliyor. Ve onun için çalışacak, mahalle mahalle gezecek. Bizim için en iyi profil dedi. Ee, siz ne diyeceksiniz yani bu duruma? İzmir bizim bildiğimiz Atatürkçü, vatanperver, layık, demokrat bir kent ve seçimini de böyle. Ee, ama bir yandan da HDP ile kol kola yürüyen bir Cumhuriyet Halk Partisi evet. adayı var. Şimdi tabii unutmamamız gerekiyor ki ve onurla anımsamamız gerekiyor ki, 96 yıl önce İzmir'de e, İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu çok önemli bir olay. Atatürk'ün başkanlık yaptığı 1135 delege katıldı buraya. İşçi, köylü, tüccar ve sanayici 1135 kişi. 9 Eylül 1922'de İzmir kurtulduğu zaman İzmir bir yangın yeriydi ve 17 Şubat 4 Mart tarihleri arasında toplanan İzmir İktisat Kongresi de bu yangın yerinde olan İzmir'de toplanıyordu. İnsanların kalacak yeri yoktu. Üzerlerine bir gazete sererek, çarşaf sererek uyudular, kalktılar. Ve şu ilkeyi kabul ettiler. Ulusal bağımsızlık eğer ekonomik bağımsızlıkla birlikte olmazsa geçerli olmaz ve kısa sürede yıkılır diye. Atatürk bizzat kongrenin açılışında şunu söylüyor Mustafa Kemal Atatürk. Kapitülasyonlarla her şeyi ithal eden, üretmeyen, ve borç içine batan bir ülkeden müreffeh üreten bir Türkiye yaratmak istiyoruz diyor. Bu kongre evet. bunun için toplanıyor. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman. Evet. Yani 96 yıl önce İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığı İzmir'imize ve Mustafa Kemal Atatürk'e Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu olan ben uygun, layık bir belediye başkanı göremiyorum. Kısaca şunu söylüyorum. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yok. Yok yani. Bu açık olan bir olay. Niçin? Çünkü e, bu son derece açık olan bir olay işte. Demin siz söz ettiniz mesela. Bir bölücü terör örgütüyle alakası oldu artık bilinen. E, Amerika tarafından 60 bin ton silah verilen e, kuruluşlarla son derece ilgisi olan eş başkanlarının APO'nun heykelini dikeceğiz diyen bir başka eş başkanın da sırtımızı biz PD'ye dayıyoruz, daha dayıyoruz diyen bir partiyle gerçek anlamda böyle bir iş birliğine girmesi ve e, o partinin de e, yöneticilerinin bizim profilimize sizin de dediğiniz gibi en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu ve bu adayı için mahalle mahalle ev ev dolaşacağız diye söylemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de belediye başkan adayının olmadığını gösteriyor. Ben kabul etmiyorum yani. Evet. Efendim süremizin sonuna geldik. Son bir mesajınızı alalım İzmirli, evet. İzmirlilere yönelik. Sonra yayını kapatacağım. Sağ olun. Ee, gerçek anlamda İzmirlilere yönelik, İzmirli hemşehrilerime yönelik son mesajım şu. İnsan odaklı, üreten, doğayı ve emeği sömürmeyen, mutlu bir İzmir yaratmak istiyoruz. İzmir, e, İzmir zaten bu. Yani gerçek niteliğini ortaya koymak için hemşerilerimizin katkısını bekliyoruz. Şimdiden katkıları için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Sağ olun ben teşekkür Bizi kırmadınız ederim. Bizi Sağ olun efendim. Şeyler. Teşekkürler. Değerli izleyenler bizim kent programında bu bölümümüzde Vatan Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Doktor Rıfat Mutlu'yla konuştuk. Rıfat Bey projelerini anlattı. Projelerinden önemli örnekler verdi ve adayları da değerlendirdi, rakiplerini de değerlendirdi. Biz yine bizim kent programıyla yeniden karşınızda olacağız efendim. Şimdi hoşçakalın. <laughs>